Aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma destek olmak istiyorsanız, kanalımı beğeniyorsanız abone olun. Zili de açın ki videolarımızdan haberiniz olsun. Evet hocam, bir kardeşimiz Asuman Demircioğlu'nun bir sorusu var. Diyor ki, Çetin Bey diyor, ben de denizin üstünde uçuyorum. Denizin üstünde manasını sorabilir misiniz? Denizin üstünde uçmak iyi bir şeydir. Sen ne söyle hocam? Sen bırakıyorum. Şimdi ben yeğenime selam ederim. Çok güzel bir yer görmüşler. Deniz üzerinde uçmak. Evet. Çok güzeldir. Onun yükü hafiftir ve ruhaniyeti temizdir ve nuridir. Deniz ne kadar geniş ise onun da ruhaniyeti o kadar geniş anlamındadır. Hayırlı olsun ve ruhaniyeti de beyazdır. Temiz bir insandır. Ve o deniz gibi ruhaniyeti de geniştir. Uçmak ve yerleri görmek onun içindeki nuri imandır. Biraz daha da yani kendini geliştirsin. Geliştirsin ki inşallah 7. kata gider Peygamber Efendimiz'i görür gelir. Işınlamayla. Evet. Evet abi, bir kardeşimizin daha arıyası var. O kardeşimizin adı neydi? Adını söylemeyeyim ben. Bunun adı yazmıyor çünkü ben görmedim. Diyor ki, ben de rüyamda Medine'de buldum Anisa Adettin kapısından. Ya Hazreti İsa. güzel yazmamış ki, ben okuyamam güzel. Ben de gideceğim, hayvanlar ekine girdi. Hayvanlar ekine girdi. Şimdi öyle karşı kalmış ki hocam. Ben de gördüm rüyamda, Medine'de buldum Hane-i Saadet'in kapısı. Saadetin kapısı. Diyorum ki, ben gideceğim, hayvanlar ekine girdi. Şimdi dedim, içeriden bana seslendiler. Gitme. Resulullah senin Medine'ye girdiğini duydu. Seni arıyor. Ve baktım ki Resulullah Medine'den telaşla beni arıyordu. Bir grup arkadaşıyla sokağın köşesinde hızla geliyorlardı bana doğru. Ben Resulullah ile karşılaşınca onu kucakladım, havaya kaldırdım sevgimden, muhabbetimden dolayı. Bu da hayırlıdır arkadaşımız. İki tane hali vardır. Hem dünya hali hem de ahiret hali var. İkisi birleşiktir. Bunun adı Medine'ye gitmiş. bilgili kaptandır. Bunu He? hatırladım. Bilgili kaptandır bu. Evet. Kendisi Peygamberimiz ona kendisini göstermiştir ve ona kucaklamıştır ve manevi kuvvet vermiştir kendisine. Ve onu sevmiştir. Fakat bazı İşte dünya işi yüzünde de yani onu çağırmışlar. Geriye gitmemiş. Güzel yapmış. Yani maneviyatta kuvvetlenmiştir. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de arkadaşları ona görülmüşler ve onu çağırmışlar. O da onların yanına gitmiş ve Peygamberimiz onu kucaklamış. Çok güzel bir rüyadır. Yani onu kendi muhafazasına almıştır demek. Evet. Yani yine de bu arkadaşımız kendi rüyasına sadık kalsın. Yani bazen de ahiret için amelini daha da fazla ettirsin. Yarıda bırakmasın. Çünkü dünya mali onu engellemesin. Evet. İşte diyor ki, sonra bir anda Medine bizim köy gibi oldu. Köyde bulduk kendimizi. Bizim köyde onun hallerini izledim. Dişlerini sıkarak titremeli hallerini gördüm. Sanki sinirli biri ve aynı benim kişiliğim dedim. Ve sonra siyah bir kayalıkta, arazide simsiyah bir sal taş kaldırdı ve bir küp altın vardı. Onu bana gösterdi. Vazifem budur deyip işaret etti. Bana gözleri beyazdı ve irili, azameti büyüktü. Hani ona bir küp altın göstermişler. Ona herhangi bir iş gösterilmiştir ve ona yani kendisinin bir kara bir siyah bir taşın kaldırması ve o işin peşine gitmesi bu bir şeydir yani onu bıraksın demektir. Yani
Ona hani sihirlemiş. Bu biraz sanki dünya malını seven bir kardeşimiz gibi. Evet, ona sihirlemiş. Yani al sana bu taşı kaldırdım, sana küp veriyorum. Yani küp rahattır. Bulmak istersen git onu bul. Yani beni bulma. Ona bir ikazdır. Yani peygamberimize gidip görmek, sadece görmek ayrı, insanın iç niyetindeki bir hevesi, bir isteği varsa dünyaya ait rüya aleminde kendini belirtler. Ve işte peygamberimiz ona bir kara taşı kaldırmış ve ona hazineyi göstermiş. İşte git onları bul. Yani onu kendisine bırakmış. Hani onu kendi kararına bırakmış. Ya oraya ya buraya. Evet hocam. Evet. Sonra da bana bir şey demeden koşar, adımla hızla çevikçe uzaklaşıp gitti. Ardından baka kaldım. Sonra bir takım insanlar o hazineyi arıyor, bulamıyordu. Kendi kendime dedim ki bunlar bu hazineyi görse hepsini götürürler dedim ve baktım ki birbirlerini vurmaya başladılar. Haloya selam söyle diyor. Bu manevi bir hazinedir. O hazineyi arkadaşımız bulmak isterse çabalasın. O bir manevidir. Manevi rüya aleminde görülen herhangi bir hazine, dünya malına ait bir altın hazine değil de bir manevi hazinedir. Kendi içinde arasın, bulsun, maneviyatını yükselsin. Evet hocam. Evet. Burada bizim Burhan Kurucu kardeşimiz de bir rüyasını Evet. anlatmış. Böyle söylemiş. Çetin Eval, ben bir rüya gördüm. İran hava limanındaydım. Denize düşmek üzere gece yıldızların irine çarptığını gördüm. Bu rüyayı Mehmet Hoca söyler misiniz? Zahmet olmazsa bak. Diyor ki bir rüya gördüm. İran havaalanındaydım. Havalimanında. Denize düşmek üzere gece yıldızların birbirine çarpıştığını gördüm. İran'da oraya olabilir mi? Şimdi değerli kardeşlerim, iyi niyeti olmak lazım. İnsan dünyanın neresine de giderse gitsin, devamlı iyi niyeti olması ve Allah için olmalıdır. Ve kendini kibir etmemelidir. Devamlı kendi haliyle, kalbiyle, ruhaniyetiyle, tefekkürüyle Allah'ı anmalıdır. O iki yıldızın çarpması da Yıldızlar çalışmış. yıldızlarınla çarpışması yakında gelecek bir olaya işarettir. Yani gökyüzünde gelenler, gelen yıldızlar, o iyi ruhaniyetli yıldızlar çarpışırlar. Arkadaşımızın da ruhaniyeti iyi olsun ve gelen ruhaniyetlerle çarpışmasın. Şimdi Hz. Mehdi Aleyhisselam zamanına giriyoruz ya, Evet. burada birçok kişinin rüyaları çok değiştirmeye başladı. Tabii. Ali Başçil. Evet. Kardeşimize selam olsun. Hocam ben rüyamda peygamberimizi gördüm. Bir deve üstünde gülümseyerek bizim evin önüne geliyordu. Ben de onu kapının önünde bekleyip deveden sağ ayağı ile inip devenin ipini bana teslim etti. Sonra dedi ki bu salgın insanlığı ve nesli yok etmek için çıkarılmıştır. Bu salgından sonra dünyada büyük bir savaş çıkacak ve o savaşta ben de olacağım. Ondan sonra deveyi bana bırakıp yürüyerek gitti. Yüzü net nurlu gözüküyordu. Bana sevinç duyarak bakıyordu. Sonra rüyanın içinde uyandım. Ana babam telaş içindeydi. Diyorlardı savaş çıkmış, biz ne yapacağız? Ben de diyordum ben rüyamda görmüştüm bunu. Hani rüyasında görmüş. Değil mi? Evet, aynı rüyasına uygun gerçek hali görmüş. Gelecekle alakalı bir rüya. Evet, Peygamberimiz ona gelecekle ait bir rüya kelime söylemiş ve de devesiyle onun yanına gelmiş ve devesini ona emanet etmiştir. Ve bu bir salgındır. Bu salgından sonra büyük bir savaş çıkacak. O uyanırken savaş olduğuna dair annesi babası ona söylemiş. Bu savaşla aynı daha gelecek daha büyük savaşlar da var. Ona da işaret etmişti. Bir bilgi vermişti arkadaşımız. Huyu iyi olsun. Ve ruhaniyeti geniş olsun ve tefekküründe de Allah'ı ansın. Ve onun dili de temiz olsun. O ona bir emanet verilmiştir. Emanete ihanet etmemesi lazım. Evet. Evet. İkinci rüyası da böyledir hocam. Mahşer günü aşırı yüksek bir yerde insanlar karınca gibi gözüken yerde oturuyordum. Yüksek bir yerde oturmuş.
Vücudumun her tarafı beyaz nur ile kaplanmıştı. Yanımda gümüş tepsi içinde bal kabağı vardı ve bana ikram ediyordu. İnsanların hepsi ayakta çıplak sağa sola bakıyordu. Her taraf insan dolu, saf saf dizilmiş, saf saf dizilmiş, iğne alsan ile düşmez şeklinde gökyüzü turuncu rengindeydi. Bana birkaç özel insan olarak gösterildi. Sarhoş gibi gözleri kurutan bir sağ sola bakıyorlardı. Bana bakıp suratları asılıyordu. Ben de sevinç içindeydim. Sonra rüyadan uyandım. Kendime dedim ben bu insanları tanımıyorum. Aradan 5 ay falan geçti. Bu insanlar Allah'ın şeriatını savunduğum için benimle alay edip dalga geçen, beni mahkemede yargılayan hakimdi ve benimle alay eden polislerdi. Çok şükür mahkemeden beraat ettim. Değerli kardeşlerime hayırlı bir rüyadır. Manevi bir. Evet, Ama manevi de geleceği de tabii. sanki bu mahşer alanı Bu gösteriyor. gelecekteki mahşerdeki olan onun durumunu ona göstermişler. Evet, bu dünyada zahir hayatı her ne kadar da haksızlığa uğradıysa o haksızlığa uğradığı için de Allah içindir. Allah-u Teala da ona ikramda bulunmuş ve ahirette onun yüzü beyazdır. Ve ona haksızlığı yapanlar da görülmüştür. Ve onların da yüzü açıktır. Çünkü onlar cezalarını çekecekler. Evet. Evet. Üçüncü soruyu. Evet. Rüyamda biri gelip bana diyordu, Allah yolunda büyük bir ayaklanma çıkaracaksın. Normalde rüyalarla ilgilenmiyorum ama ilk defa böyle rüyalar görüyorum. Hocam Allah rızası için bu üç rüyayı Mehmet Hoca'ya yorumlattık. Sorunumuzu yaptık, yerine getirdik. Hocam ben dedim ya işte artık Hz. Mehdi zamanıdır ya. Artık insanlar da bu rüyaları daha çok sık görüyor. Evet, Eskiden değişik belki değişik bir rüyalar eskiden görecekler. diyelim ki adam 3 ayda bir rüya görüyordu, öyle önemli. Şimdi çok Evet. yoğunlaştı Evet, yani. yoğunlaştı. Ve bu rüyada diyor ki ayaklanma çıkaracaksın normal. Ayaklanma zaten dünyanın birçok yerine çıktı yani. Yo, o bir anlamdır. Yani ayaklarını çıkarmaya çıkaracaksın demek. Yani öyle bir hal olacak ki kendi içindeki şeytani vesveselere karşı ayaklanmaya gel. Hani dünyada Yani zahir hayatta zahir aleme karşı ayaklanma değil. Kendi içindeki aleme, nefsani, şeytani ve vesveselerine ayaklanma geç. O gelecekte Allah'ın yardımıyla ve Allah'ın görülmeyen melek orduları ve rahmani cinleriyle Allahu Teala bütün firavunları dağıtacak. Bizim ayaklanmamıza gerek yok. Çünkü ben geçmiş videolarımda söyledim. Bütün İslam ülkeleri birleşseler de zahiren kendi silahlarıyla, kendi nüfuslarıyla firavunlara baş edemezler. Bu öyle bir savaş olacak ki Yüce Allah dünyada bulunan bütün firavunları kendi silahlarıyla, kendi ordularıyla dağıtacaktır. Evet hocam. Burkan Güven Evet. kardeşimiz. ABD'ye dev gibi martılar saldırıyordu. Dev gibi martılar. ABD askerleri ve ABD'li insanlar kaçıyordu. Muhtemelen Nibiruliler geliyor. Bu arada gelecekte olan birçok olayı önceden duydum. Türkçedin Tatar diyor. Bu arada 9. ayın 21'inde Nibiruliler geliyor diye söylenceler ortaya çıktı. Batında bunu söyleyin. Şimdi ABD büyük martılar. Yani acaba bu uzay gemileri olabilir mi? Şimdi uçan martılar tabii ki uzaylılardır, rahmani uzaylılardır ve onlar bütün Amerika'nın ülkelerine musallat olmuşlardır ve hala da gelecekler. Arkadaşımıza gösterilmiştir ve şu anda da Amerika'ya doğa üstü gücü olan bazı mahlukatlar da musallat ediyorlar Allah'ın emriyle. Öyle olacak ki şu anda Amerika kendi silah gücüyle uzaylılara karşı savaşıyor. Çok öyle bir zor durumdadır. Hem doğa üstü olaylarla, depremlerle, kasırgalarla, yanmalarla, yangınlarla öyle bir mücadele ediyor ki baş edemiyor. Fakat bunu oynansın o gelen martılar, o martılar birer bir melektir veya UFO'dur. Onlar da Allah için gelip
Amerika'ya müsaade olacağına dair arkadaşımıza geleceğe ait bir rüya göstermişler. Ve Nihiburi onun hakkında da 9. ayda geleceklerine dair söylentiler vardır. Ama değerli kardeşlerim, bunu bil ki Nihiburiler de onlar da metafiziktir. Onlar da Allah'ın emrinde değiller. Yani onlar da bir nevi dünyaya gelecekler. Ya Muhammed Mehdi'ye sap olacaklar ve Allah'a yönelecekler yahut da Müslümanlarla savaşacaklar. Onların iki tane seçeneği var. Ama Muhammed Mehdi onlara bir fırsat vermeyecek. Çünkü Muhammed Mehdi'nin batında onun Allahu Teala ona öyle çok çok değerli kelime-i ledunlar vermiştir. Her bir kelime-i ledun bir silahtır. Ve belki de gelecekte dünyadaki bütün iblisler ve bütün metafizik, iyi olmayan metafizik güçler, Rahmani ve Yahudi, Hristiyan ve Şatanistler, hepsi de tabi Rahmani ayrı, o Şatanistler ve metafizikli iyi olmayan metafizikler ve Yahudiler ve Hristiyanlar, hepsi de Muhammed Mehdi'ye teslim olmak zorundadırlar. Ben Mehmet Hoca'yım. Bunu kesin ben biliyorum. Çünkü Yüce Allahu Teala Muhammed Mehdi'yi şahlandıracak. Evet hocam, burada Uçar Uçar diye bir kardeşim sormuş. Ben de diyor rüya görmüşüm. Çoktan diyor rüya görmüşüm. Gizlide olanları bulup gemiye alacaklar. Ama beni bulamadılar. Ben çürük ağaçlar altında gizlenmiştim. Onların insanları toplamasına da bakardım. Ayın patlayıp yere ot gibi döküldüğünü de gördüm. Ot gibi Evet. gördüm. Hazreti Mehdi dünyanın yeni Adem'i olacak. Onun için saklanmış bir havası da var. Evet değerli kardeşlerim ama onları gördün ama seni kaçırmadılar. Ağutların çalıların içine girdin. Sen çok zayıfsın. Herhalde bir iyilik yapmışsın ve o iyilik karşılığında onlar seni bulmamışlar. Bu geleceğe ait bir rüya da olabilir. Değerli kardeşim. Yani çünkü sen ayı da görmüşsün ve ay böyle bitki gibi çimenmiş. Yani gelmiş. O geleceğe ait bir rüya da kıyametin anıdır. Ne zaman ki güneş dördüncü katta geldiği zaman tabii ki o ay da böyle yavaş yavaş dünya üzerine gelecek. O kıyamete dair gördüğüm bir rüyadır ve sonunda Muhammed Mehdi kazanacaktır ve sana gereken bilgi verilmiştir. Kendini devamlı düzelt. Kendini düzeltmeni tavsiye ederim. Neyle? Ayetül Kürsi. Devamlı Ayetül Kürsi okuyun. Ve maneviyatını güçlendirin Herkes ve bu devamlı iyilik yapın. bilmeyenler bu ay içinde ezber yapabilirler. Evet. Evet. Yani bu meseleler dualarla çözülebilir mi yani? Duada? Dualarla, Ya ayetlerle. Ayetül Kürsi, Ayetül Kürsi. Ben bütün kardeşlerime Ayetül Kürsi'yi tavsiye ediyorum. Çünkü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ayetül Kürsi ismi azemdir. Ve içinde ismi azem var. Bir tane kardeşimiz Teyri Bas demiş ki, selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Şu an müsaitseniz dolunaya bakan insan sureti var. Ne bakarsınız Evet, görürsünüz. değerli kardeşlerim, işte o gördüğünüz sureti Muhammed Mehdi'nin suretidir. Bir de iyice dikkat et, kırmızı halka da var. Bir tane kardeşimiz demiş. Kırmızı halka bir de kırmızı nokta da var. Evet. Bir de dikkat edersen 5 tane ay yansımadır. Ve o kırmızı halkanın altında da bir parlak bir nur var. O kırmızı halka çoktan beri kırmızı halka ile kırmızı nokta aynı semasındadırlar. Ay ne kadar dolunay olursa o da aynen öyle büyük olur. Ayın semasını terk etmiyor. Evet. Orada bekleyen ruhani varlıklar var. Onlar da Allah'ın emriyle Muhammed olur olduktan sonra onlar da gelecekler. Evet hocam. Deniz üstün. Kardeşimiz demiş ki, dedenin kalp gözü açılmış.
Ne mutlu ona. Selamlar. Altın harflerle yazılı Kur'an-ı Kerim gördüm. Sayfalarını koparıp rendeledim. Önümde kumlar gibi altın tozu olduğu ne demektir? Bak, altını Kur'an'ın altın harfleri yürümüş bile sayfalarını rendelemiş ve altına toz gibi önüne girmiş. Acaba ne demektir hocam? Değerli kardeşim, Kur'an-ı Kerim'in bütün harfleri altın değil de mücevherattır. Arkadaşımıza altın olarak gösterilmiştir. Okuması gerekiyor Kur'an'da. Tabii, şimdi onu rendeleme etmesi iyi değildir. Kendini biraz bile çeki düzen versin. Kur'an-ı Kerim'i de Kur'an-ı kafasına göre. Kerim'in içindeki ayetler altın gibi öğüt veriyor insana. Altın gibi nasihattir. Altın gibi yüce Allah'ın emirleridir. Harflerdir. Ve o harfleri öğütmesin. Demek ki inanması lazım. Harflere tam inanması lazım. Öğütmemesi lazım. Amel etmesi lazım. Bu içinde herhangi bir nefsani bir varlıktan dolayı, vesvesesinden dolayı böyle bu hareket ona gösterilmiştir. Geri dönmesi lazım. Rendelemek iyi değildir. Rendelemek onu sanki hem iyi bir anlamıyor hem kötü bir anlamıyor. Hayır, rendelemek toz altını rendeleyen Anunnakilerindir. Şimdi burada bir şey söyleyeyim hocam, ara gireyim. Şimdi seni de şey yapmak istemiyorsan elin başkadır. Senin batın elindir. Burada Kur'an'ın ayetlerini parayla değişme de var. Yani maddiyat, altın, keyfine göre kullanma. Ondan değil, değil. Ondan değil. Kendi içiyle ilgilidir bu. İşte para Kendi biraz içiyle içinde. ilgilidir. Nefsi emmalelerine dikkat etsin. Hani burada Mustafa Demirel diye kardeşimiz demiş ki, hocama sorar mısınız? Temimli sarışını çok sorduk ya, hep bu ustayı soruyor. Kadın derken Temim Arabistan'daki bölge ismi olan Temim mi? Yoksa kabile olan Temim kabilesinden mi? Ben yazdım orada, dedim ki alakası yok. Sen demiştin ya. Evet, alakası yok ki. Sadece bu bir Adnan Oktar'ın çıkarmış olduğu bir temimli sarışın değil, bir şey yoktur kardeşim. Temimli bölge adıymış, Arabistan'daymış, buradaymış, oradaymış. Bizim o bile kişilerle alakamız yok. Yalnız öyle bir daha bu konuları yani anlatmasınlar. Temimli sarışın da işimiz yok. Hocam senin temimliyle bir anda bir türlü sorun çözülemedi ya. Yok. Alakamız yok. Yani temimli meselesi biraz Yemeni meselesi gibidir ha. Yani olmaz yani bizim onlara işimiz yok. O temimli diyen o başka kişiler olabilir ama biz temimli sarışından söz edemeyiz. Evet. Öyle bir şey yok. Evet. Öyle bir kişi de yok. Evet arkadaşlar, Allah razı olsun. Hepinizin sorularını sorduk. Bir de bizim bir tane abramız var, Yüksel Atilla. Ben onun videosunu, bir video yaptım Yüksel Atilla. Onun bir video yaptık ya geçen, az önceki videoda. 20 dakikalık, 21 dakikalık bir video konuştuk özel Evet. olarak. Ama ben burayı da böyle bir sıkıştırayım. En azından bilsin ki ben bunu yarın atacağım, bu videoyu. Evet. Onu da sonraki gün atarım, bunu izler. Tamam. Ya da sonraki günler. Evet. Selamun aleyküm hoca. Gördüklerinin cin mi, ölülerin ruhu mu, yaşayan birinin ruhaniyeti mi? Bunlar nasıl birbirinden ayrılıyor hürmetler? Aynı soruydu ama sen bunu biraz kısadan geçelim hocam. Kardeşim şimdi cinler. Cinler bir insanın üzerine geldi mi insanın göğsünde boğuntu yapar. Boğuntu. Veyahut da o cin bir metafizik ise kötü niyetli ise tabii ki onun iğnesi de var. İğnesini insanın üzerine batırır. Ve o iğneyle insana bir ısı verir. Ve o ısıyla insana bir hani varyans verir. Karşıntı verir. Ha o ayrı. Gelen eğer ruhaniyetse gelir enerjisiyle üstüne geçer ama iğnesi yok. İğnesi yok. Böyle bir titreşim verir. Yani enerjisiyle titreşim verir. O yatakta olan kişiye. Onun iğnesi yok. O da bir ruhaniyettir. Ve biz onu algılarız. Ve sorarız. Kimsin? Kimdensin? Niçin geldin? Sorarız. Ve bize gereken bilgiyi verir. Eğer öyleyse de
ben filan yerde makamını yani tövbesini söyler. Veyahut da sağ ise ben filan yerde filan yerde hayattayım ve yerini söyler. İşte mesele bu. Evet hocam. Evet. Allah razı olsun. Hocam bir tane de ablamız Nursel Yaman'ın da bir durumu var. Onu da bir anlatalım. Daha da bizim zamanımız var biraz. Mehmet hocam iki ayrı zamanda sağ tarafımın bel kısmında dörtlük yedim. Dörtlüklendim. Hatta irkildim ve beni iki ayrı dolandırılmadan kurtardılar. Ben dürtüldüğümü yakınlarıma hep anlatıyordum. Siz söyleyince çok etkilendim ve ben de öyle değerlendirmiştim hocam diyor. Evet. Bu nasıl bir şeydir? Yani dörtme meleklerdendir. Dörtme. Dörtme meleklere ait bir işarettir. Evet. Güzeldir. Hayırlı olsun. Fakat Nursel Yaman Hanım efendi onu bilsin ki onu seviyorlar ve ona iki defa dörtme etmişler. O dörtme ile kendi zahir halinde kendi olaylarını atlatmış. Fakat bunu hiç unutma. Eğer onları istersen gene gelirler. Çünkü onlar sana gıdam da olabilirler. Çünkü seni sevmişlerdir. Dörtme meleklere aittir. Ruhaniyetlere ait değil. Meleklerin geldiğine dair bir işarettir. Evet. Evet hocam, Allah razı olsun.